Herkese günaydın. Bugün burada güzel bir sabah. Gökyüzü çok aydınlık. Hava çok sıcak. Umarım Türkiye'de de öyledir. Şu an yeni evimden sizlerleyim. Buraya yeni taşındım. Yeni apartmanım, stüdyom. Artık bir ev arkadaşım yok. Kendi başıma yaşıyorum. Hala açıkçası odam biraz dağınık. Daha bazı şeyleri alamadım. Yatak bazamı falan alamadım henüz. Onları alacağım. Yatak almadan önce piyano aldım. Böyle değişik hareketlerim oluyor bazen. Bugünkü videomun konusu sağlıklı, nispeten sağlıklı denebilecek Amerikan abur cuburları. Şu an kahvaltı yapmadım. Çok sağlıklı gün olacağından emin değilim. Nispeten daha sağlıklı denebilecek Amerikan abur cuburlarını deniyorum. İlk başladığım şey Emin'in organik fıstık ezmesi yağlı. Fıstık ezmesi yağı ne ya? Of, dilim bozuldu. Hindistan cevizi ve fındık ezmeli kurabiyesi. Bu glutensizmiş. İçinde buğday ürünleri yok. İçerikleri, hatta şeker de yokmuş. Organik agave şurubu varmış içinde. Ve coconut sugar diyor. Açıkçası aslında içinde şeker yok bunun. Normal o modifiye, rafine modifiye. Görüntüsü de bu şekilde. Güzel. Aslında tatlı. İçinde şeker olmamasına rağmen ama agave şurubu var. Aslında onun içinde de şeker var ama rafine değil. Peki buna kaç para verdim? Ben bunu böyle indirimde aldım. Şöyle göstereyim. Normalde 7 dolarmış. 5 dolara düştü diyordu. Alacaktım. Kasada dedi ki kadın 1 dolar. 1 dolara düşmüş. Bayağı ucuz aldım aslında. Sonra içtiğim çay da Puka. Matcha green tea, yine organik. Bu bayağı güzel ve bazı mesela yeşil çaylar içtiğinizde böyle ağzınızda buruk bir tat bırakır ya böyle şey. Çoğu kişi zaten yeşil çayı o yüzden sevmiyor. Bu asla öyle bir şey bırakmıyor. İçimi gerçekten çok yumuşak. Ve hani yeşil çayın tadını da çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Kokusu da hafif. Hafif bir yeşil çay. Bir de matcha diyor. Normalde matchalar iyice böyle bir buruk tat bırakır. Bu bayağı yumuşak yani ben. Normalde hani o buruk tadı severim aslında şey hani. Yeşil çayı sevmeme engel olan bir şey değil o burukluk. Ama bunu daha çok sevdim. Şimdi kahvaltım bu şekilde. Bütün gün size yediklerimi atacağım. Hatta şey yapmak istiyorum. Bir tane markete götüreyim sizi. Marketten birlikte alalım alacaklarımızı. Ondan sonra hepsini deneyelim. Nasıl? Bence çok güzel fikir. Tamam. Yakında görüşürüz. Şimdi Food Palace diye bir markete geldim. Buraya daha önce hiç gelmedim. Bakalım nasıl. Erkek arkadaşım buranın ucuz olduğunu söylemişti. Bakacağım şimdi neler var neler yok. Umarım sağlıklı o dediğim atıştırmalıklardan da bulabilirim. Bir tane karpuzlu mum buldum. Çok güzel kokuyor. Almamak için kendimi zor tutuyorum çünkü şey oluyor. Normal mumlar benim başımı ağrıtıyor. Kokularını çok seviyorum ama bir süre sonra böyle çok duman tutuyor. O zaman başım ağrıyor benim. Genelde şey oluyor, soya mumları falan oluyor. Onlar daha iyi mesela, onlar baş ağrısı yapmıyor benden. Şuna bakıyordum az önce. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Şeker diyor, tatlı bir şey. Böyle çok değişik görünüyor. Çok bilmiyorum. Bu zaten bugünkü temama asla uymuyor yani görünüşüne bakılırsa. Ama çok değişik geldi. Bu arada bayağı snack alacağım dedim ama bir sürü değişik şeyler almaya başladım. Amacımdan çok saptım şu an. Bayağı bildiğim meyve sebze alışverişine girdim. Ama kendimi tutmaya çalışıyorum. Su aldım. Burası biraz metroya benziyor. Böyle toptan ya da A101 gibi görünüyor aslında. Biraz şöyle kutuların içinde. Daha fiyatları uygun olan bir market. Aslında burayı sevdim. Normalde Ralph's'ta buldum. Çoğu şeyi burada bulabiliyorum. Daha uygun. Şimdi sağlıklı dedim ama bu o kadar güzel bir şey ki. Bu mükemmel bir şey. Bundan alacağım. Bunu mutlaka denememiz lazım. Bugünkü abur cuburumuzla bunu almaya karar verdim şu an.
bile bahsettiğimi bilmiyorum ama burada marketler çok soğuk oluyor. Klimaya basıyorlar böyle. O yüzden ceket giyiyorum şu an. Dışarısı bayağı bildiğin neredeyse 40 derece. Çok sıcak. Sağlıklı ürünler yoktu. Yani abur cubur olarak. Örüp türlü sebze meyve falan vardı. Bulmuşken birazcık sebze meyve alayım dedim. O yüzden bulabildiğim en sağlıklı atıştırmalıkları aldım. Aslında Whole Foods'a gitsem muhtemelen daha fazla seçenek olurdu da Whole Foods da çok pahalı. Meyve sebzeleri falan bayağı pahalı ama her şey organik. Bunlar hiç asla sağlıklı değil ama bunları da deneyeceğiz. Bunlar ekstraydı bugün. Görünce almak istedim çünkü onları her markette bulamıyorum nedense. Öyle bir heyecanlandım. Ama yeni içmeye başladım. Kevita Sparkling Probiotic Drink diyor. Yani işte probiyotikli, mineralli su aslında. Mojito Live Mint Coconut demiş. İçinde işte Hindistan cevizi, nane, bir de lime var. Bu şekilde. Organikmiş bu da. Organik diye almadım aslında. Ben bu Kevita'nın içeceklerini seviyorum. Bir de bunlar kombucha yapıyor. Çok güzel oluyor kombuchaları. Bir tane mangolu, bir de ananaslı. Çok güzeldi. Onu çok seviyorum. Böyle şey tadı da var nane yüzünden. Sanki böyle hani naneli ayran olur ya. Naneli ayran tadı geliyor birazcık. Ama ayran hani yoğurtla alakası yok. İçinde neler varmış? Kefir kültürü varmış içinde. Sirke de varmış. Elma sirkesi. İçinde şeker yok. Şey var ama. Stevia yaprağı özü varmış. O birazcık sanırım tat veriyor şekerli. Şimdi dışarı çıkalım. Göl kenarını göstereyim size. Ay durun. Bu park benim evime çok yakın. Lake Balboa Park diye geçiyor. Bu aldığım cipslerin içinden en sağlıklı olanı. İçinde sadece patates, ayçiçeği yağı, jalapeno, çili biberi, bir de tuz var içinde sadece. Bu aslında sağlıklı sayılır. Ondan sonra bunun içinde birazcık daha fazla şey var. Aşırı sağlıklı olduğunu sanmıyorum. Bunlar sağlıklı sayılır. Birazcık şeker var ama genel olarak şeker gramı düşük. İçinde böyle işte ceviz olsun, fıstık olsun, o tarz sağlıklı şeyler var. Sonra bunu denemek istedim açıkçası. Bundan önce görmemiştim. İçinden fal da çıkıyormuş. Eğlenceli olabilir. Bu var ya, bu çok güzel bir şey. Bu cidden çok güzel bir şey yani. Bu fiyatına bakın. İkisini 7 dolar aldım. Bunlar biraz pahalı. Nedense Cheetos burada çok pahalı. Türkiye'de daha ucuz. Önce tuzlularla başlayalım. Tatlıları en sona koyacağım. O zaman en sağlıklımızla başlayalım. Zaten sağlıklıdan sağlıksız doğru gidiyor. O şekilde yapalım. Neymiş bu? Deep River Snacks diyor. Zesty jalapeno. Acı olacak muhtemelen. Deniyorum. Oha. Acı. Acı ama güzel. Hep de acı şeyler aldım ya. Bu da acı. Bu da şey, muz cipsi. Plantain cips. Plantain diye geçiyor. Bu büyük muz çeşidi var burada bir tane. Bunlar bu muzdan yemek yapıyorlar.
Yine birazcık tatlı ama normal muz kadar tatlı değil. Böyle Jamaika'ya mı özgü? O taraflara özgü sanırım muzdan yemek yapma. Bildiğin muz kızartması aslında. Türkiye'de ben birkaç tane yemiştim. Bu güzel. Çok acı değil. Bunu sevdim. Ama bu, bunu sonra geri döneceğiz. Bu benim şu an, beni mahvedecek çünkü bu. Sıradaki ürünümüz çedarlı çitos patlamış mısırı. Bu arada asıl gerçekten popüler olan abur cuburlarla da bugün video yapmak istiyorum. Bugün böyle sağlıklı denebilecek ürünleri seçmeye çalıştım. Pek başarılı olabildiğimi sanmıyorum açıkçası. Daha sağlıklı ürünler bulabilir miydim? Bulabilirdim. Ama bugün de böyle bir gün oldu. Food for Less'i birlikte görmüş olduk. Ben daha önce oraya hiç gitmemiştim. İlk defa bugün sizlerle görmüş oldum. Şimdi bunu deneyeceğim. Jalapeno'yu en sona saklıyorum. Ben onu daha önce denedim. Jalapeno gerçekten güzel. Yani Türkiye'ye gelmesi gereken ürünlerden bir tanesi. Gerçekten çok sağlıklı bakın. Kesinlikle sağlıklı, renginden belli oluyor. Şu an kendimi durduramıyorum. Aşırı güzel. Böyle cheddarlı peynir tadı geliyor. O şey biliyorsunuz ya, çitosun normal klasik peynirle aynı tadın patlamış mısırın üzerinde olduğunu düşün. O şekilde bir tat, gerçekten güzel. Bunu neyle kıyaslayabileceğimi asla bilmiyorum. Bu gerçekten ömrümde yediğim en güzel patlamış mısırlardan birisi. Ömrümde yediğim en güzel patlamış mısır diyebilirim bunun için. O kadar iddialıyım. Hatta Türkiye'ye döndüğümde arkadaşlarıma tattırmak istediğim bir patlamış mısır. Yani yanında mutlaka getireceğim bunu. Tamam, canım. Bu patlamış mısırı kim yaptı? Kendimi durduramıyorum. Böyle aşırı acı değil. Bu da jalapeno'lu. Jalapeno normalde çok acı bir biber. Bu cidden acı. Buna gerçek jalapeno koymuşlar belli. Bayağı acı yani. Bu o kadar acı değil. Bunu yiyebiliyorsunuz. Bunun acısını ben daha çok beğendim. O biraz çok acı geldi. Bu böyle çok acı değil. Bunun peynir de vardı değil mi? Evet. Hem cheddar hem jalapeno var içinde. Aşırı güzel. Mükemmel bir şey. Çok harika. Görüyorsunuz, duruyorum efendim. Şeyine devam ediyorum. Jalapeno, bu patates çips. Bu bildiğin klasik Lay's. Ama burada Lay's'ler biraz daha sert oluyor. Yani dilimleri daha kalın oluyor. Onun çok acı. Bu bayağı acı. Gerçekten başka yemeyeceğim. Çok acı. Çok acı. Acım acım durdum. Şimdi şunu çok denemek istiyorum. Hadi bunu deneyelim. Bu da Honey Fortune Cookies, ballı. Şöyle Çin kurabiyesi. İçinde de fal var. İçindeki kağıdı şu an görebiliyorum. Deneyelim. Elime ilk bu geldi. Bakalım falım ne çıkacak. Çok merak ediyorum şu an. Bunu böyle kırıyorsunuz. Sonra içinden kurabiye çıkıyor. This is the year when engineer stands high on the list. Lucky 2, 24, 14, 45. Ne ya? Şansın numaralarımı yazmış. Tadı bayağı güzel. Böyle çok hafif bir tadı var. Aslında bu genel olarak baktığımda çok sağlıksız bir abur cubur değil. İçerikleri daha temiz. O Oreo falan gibi. O tarz bir şey değil. Bu bayağı hoşuma gitti hatta. Ben bunun bağımlısı olabilirim. Çok beğendim. Bunu daha önce denedim mi emin değilim. Bunlar İrlanda'da da vardı. İrlanda'da ben bunlardan bayağı alıyordum. Böyle işte okuldayken ders aralarında acıktığımda falan yiyordum bunları. Ama bunun böyle değişik değişik bir sürü versiyonları var. Hangisini aldığımı hatırlamıyorum. Bunu denemiş olabilirim acaba. Şöyle Nature Mix diye geçiyor.
Nature Valley'nin, Nature Valley'miş, Nature Mix dedim. Nature Valley Trail Mix. Karışık, içinde işte cranberry var, kızılcık var, yaban mersini var, badem varmış, fıstık varmış. Bu sağlıklı olduğunu belli ediyor. Bu güzel. Abi. Şuna bakar mısın? Arkadaşlar bu sağlıklı falan değil. İçine mısır şurubunu basmışlar. Ama önünde diyor ki no high fructose corn syrup demiş. Yani yüksek fruktozlu mısır şurubu yok diyor. İçindekilere bakıyorsun, mısır şurubu yazıyor. Aslında kandırıyor seni. İçinde aslında mısır şurubu var. Ama sadece işte o yüksek fruktoz değil. Ama bir şey değişmiyor yani. Mısır şurubu, mısır şurubu yani. Yine hep sağlıklı değil. Demek ki sağlıklı abur cubur denen bir şey yok. Adı üstünde. Sağlıklı da olsa yine abur cubur. Bugünkü dersimiz buydu. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Sağlıklı atıştırmak istiyorsak meyve falan yiyeceğiz. Anlaşıldı. Gerçekten içinde şeker olmayanları da satılıyor bu arada. Ben zaten o yüzden demiştim. Whole Foods'ta daha fazla seçenek oluyor bu tarz işte paketli, sağlıklı olan atıştırmalıklar. Belki bir dahakine bir ara bir Whole Foods alışveriş turu yapabiliriz. Orada neler satıldığını gösteririm birazcık. Orası biraz daha farklı bir market çünkü. Sanırım bu içecek şu an aldıklarımın arasında en sağlıklı olanıydı. İçinde şeker yok. Bir sürü probiyotik falan var. Bağırsak sağlığınız için güzel bir içecek. Diğerleri yani yine bir abur cubur vlogu oldu aslında. Ama bir dahaki sefere gerçekten gerçek abur cuburları göstermek istiyorum. Gerçekten böyle en sağlıksızı, en popülerleri. İşte Türkiye'de göremediğim bir sürü abur cubur var. Onları denemek istiyorum açıkçası. Öyle. Bu arada benim eski bir Instagram'ım vardı. Oradan birkaç mesaj aldım. Bitiş ekranımda gösteriyordum orayı. Instagram'ım diye yazıyordu. O Instagram hesabım benim kapandı arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadığım halde Instagram kendi kendine kapattı hesabımı. Ulaşmaya çalıştım. Mesaj attım. Bana hiçbir şekilde dönmediler. Geçen sene de aynı şey başıma gelmişti ama mesaj attığımda bana dönmüşlerdi. Sonra hesabım geri açılmıştı falan. Bu sefer bildiğin kapandı. Ulaşamıyorum. Diğer Türkçe hesabım vardı. Şu an onu kullanıyorum daha aktif olarak. O yüzden bana oradan ulaşabilirsiniz mesaj vs. göndermek istiyorsanız. Onu kullanıyorum şu an. O yüzden hala bir Instagram'ım var. Ama diğer Instagram'ım gitti. Ona çok üzülüyorum. Çünkü ben Instagram'ı liseden beri kullanıyordum. Yani arşivim olsun, işte storyler olsun böyle. O benim için böyle bir günlük gibiydi. Çok hoşuma gidiyordu. Böyle arada bakardım böyle bir şey bulmak istersem. Geçmişte böyle dönüp böyle. Artık yapamıyorum onu. Birazcık üzüldüm açıkçası kaybettiğim için ama yapacak bir şey yok. Çoğu insan hesabını kaybetmeye başladı bir şey olmadan, durup dururken. Bilmiyorum neye göre yapıyorlar, ne yapıyorlar. Bana şey diyor, ben birini taklit ediyormuşum. Yani kendimi taklit ettiğim için mi kapandı anlamadım, anlam veremedim. Neyse, olan oldu. Bilge Mut'ta görüşürüz. Buradan da görüşürüz. E-maillerime de bakıyorum. Bana e-mail de gönderebilirsiniz. Hava çok sıcak. Eve gidip video editleyeceğim. Burada yürüyüş yapılacak bir hava şu an yok. Yani hava çok güzel görünüyor ama çok sıcak. Bir an önce eve gitmeyi planlıyorum. Meyvelerimi falan da yerleştiririm. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güvenli olun. Bay bay.